Herkese merhabalar. Kanalımıza, sayfamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Birinci soru geldi. Karayolları Trafik Kanunu'na göre MA1, A2, AB1, BBE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? Arkadaşlar, küçük ehliyet grubuna giriyor bu ehliyet sınıfları. 10 yıldır, bakın 10 yıldır cevabımız direkt Ceyhan seçeneği. Büyük ehliyetler, yani şöyle diyeyim sizlere, kamyon, otobüs, tır ehliyetleri 5 yıldır. Hemen geçelim ikinci sorumuza. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi. Kaza anında araç dışına fırlamayı ne yapar? Emniyet kemeri, değil mi arkadaşlar? Emniyet kemeri sizi ne yapar? Hayatta tutar. Yani araçta tutar. Dışarı fırlamayı önler. Cevabımız direkt denizli seçeneğidir. Hemen işaretleyip geçelim. Üçüncü soru. Sürücüler yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde hangisini yapmalıdır? Hızını azaltmalıdır. Değil mi? Direkt hızını azaltmalıdır arkadaşlar. Diğer şıkları hiç okumamıza gerek kalmadı. Hemen dördüncü sorumuza bakalım. Verilenlerden hangileri kazanın da emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? Bakın emniyet kemerini kullanmazsak neler olur? Değil mi? Araç dışına savrulma olur mu? Kesinlikle olur. Araçtan dışarı fırlama olur mu? Kesinlikle olur. Ölüm ve yaralanmalarda artma olur mu? Kesinlikle olur. Yani burada cevabımız her üçü de olur arkadaşlar. Evet, cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen geçelim 5'e. Bir kavşakta sağa dönecek olan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Hızını azaltması, geniş kabüsle dönmesi, dönüş işareti vermesi, sağ şeride veya işarete dönüş izni verilen şeride girmesi. Şimdi arkadaşlar, konuları anlatırken de söyledim. Bakın şurada da size hemen kısaca bahsedeyim. Şimdi burası bir dönel kavşak olsun. Bakın dönel kavşak, tamam. Şöyle. Şimdi biliyorsunuz ki kavşak işlerinde devamlı çizgiler ve kesik kesik çizgiler vardır. Şimdi burada bir nolu, şurada da iki nolu, şurada da üç nolu bir aracın olduğunu düşünün. Ve duruyor. Dördüncü bir aracımız var. Şuradan geliyor. Şimdi eğer sağa dönüş yapacaksa bu araç arkadaşlar, bakın sağa dönüş yapacaksa şu kesik çizgiler boyunca geldiği bölümde, yani kesik çizgileri geçmeden, devamlı çizgilere gelmeden buradan ne yapması gerekiyor? Üç nolu şeridin, yani en sağ şeride geçmesi gerekiyor. Sağa dönecekse en sağ şeritten dar bir kavisle döner. Demek ki arkadaşlar sağ dönüşler dar kavisle yapılır. Yani sağ dönüşler geniş kavisle yapılmaz. Burada geniş kavisle dönmesi diyor. Kesinlikle geniş kavisle sağa dönülmez. Sola geniş kavisle dönülür. Bakın şuradaki bir nolu araç eğer sola dönecekse bir nolu şeride, sağa dönecekse üç nolu şeride geçmesi gerekiyor. Ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır. Bakın şöyle yapalım. Geniş kavisle yapılır. Bu çok önemli. Kavşaklara yerleşim yerleri içerisinde 30 metre, yerleşim yerleri dışında 150 metreden ne yapıyoruz? Sinyal vermeye başlıyor, değil mi? 30 ve 150. Evet, 30 ve 150 metreden sinyalimizi vereceğiz. Sağa dar, sola geniş. Burada cevabımız tabii ki 5 nolu aracı, 5 nolu. Sorunun doğru cevabı Bursa seçeneğidir. Evet, hemen geçelim 6'ya. Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? Motor yağı, asit ve maddelerin toprağa dökülmesi, zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması, dökülecek, tozacak ve taşıyacak şekilde yük taşınması, sigara izmaritten araç dışına atılması, zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması, çevreyi nedir? Korumaya yöneliktir. Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. 7. Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurması zorunludur? Şimdi reflektör kesinlikle arkadaşlar en az 2 adet olması gerekiyor. Şöyle yapalım. 2 adet.
olması gerekir. İlk yardım çantası mutlaka olması gerekir. Artı, bakın bunları artı koyalım. Yangın söndürme cihazı kesinlikle olması gerekiyor. Bir adet, 1 kilogram sürücünün hemen yanında olması gerekir. Yani burada her üçü de olması gerekiyor araçlarda. Cevap nedir? Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 8'e. 8. sorumuz animasyonu sınav sorusu. Sol taraftan bisiklet sürücüsünün geldiğini gören araç sürücüsü ne yapmalıdır? Sol taraftan bisiklet sürücüsü geliyormuş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi araç seyir halinde şu anda gidiyoruz bakın. Evet. Bak şurada gördünüz mü bisikleti? Evet. Bak şurada bisikletin geldiğini gördünüz. Yani karşıdan karşıya geçirdik. Ne yapıyoruz? Yüksek sesle konuşarak bisiklet sürücüsünü uyarmalı. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır. Durup bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemeli. Neden? Bakın şurada dikkat ederseniz geçit var değil mi arkadaşlar? Geçit. Bak bisiklet geçebilir. Ve sizin bulunduğunuz yol, bakın bulunduğunuz yolda yol ver işareti de var aynı zamanda. Yapmamız gereken en doğrusu durup bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemesidir. En doğru hareket Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet. Tekrar izleyelim animasyonun sorumuzu. 30'la gidin diye bizi uyarıyor. Bakın yavaş gidin. Burası bir yaya geçidi. Yaya geçidine yaklaşıyorsunuz. Yolda çalışma var. Bakın. Ve her ne kadar, evet bak görüyor musunuz? Bakın bisiklet ve yayalarda geçebilir diyor. Durup bisiklet sürücüsünü beklemek en doğrusudur. Yani bisiklet sürücüsünün geçmesini beklemek en doğrusudur. Bursa seçeneği. 9. Seyir esnasında araçta emniyet kemeri kullanılması verilenlerden hangisinin azalmasını etkiliyor? Bakın emniyet kemeriyle ilgili 3 tane soru çözdük şu ana kadar. Ölüm ve yaralanmaların değil mi? Azalmasına etkili olur. Bursa seçeneğidir. 9. 10. soru aşağıdakilerden hangisi geçiş üstüne sahip araçlardandır? Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar tabii ki neydi arkadaşlar? Ambulans, organ nakil araçları, itfaiye, polis. Burada bakın organ nakil araçları geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır. Tabii ki cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen bakalım. 11. Aralıkta yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Arkadaşlar, konuları anlatırken de daha önce söyledik. Konularımızın hepsi kanallarımızda, sayfamızda mevcut. Mutlaka konuları da tekrarlayın arkadaşlar. Soruları çözmeden önce bakın kırmızı, sarı ve yeşil. Kırmızı dur demektir. Dur demektir. Fasılalı da yansa, fasılası da yansa mutlaka durulması gerekiyor ve dur levhasıyla aynı anlamdadır. Sarı yol ver anlamındadır. Yolun hem trafiğe açılacağını hem de kapanacağını bildiren ışık uyarı anlamındadır. Sarı ışıktır. Yeşil de nedir? Geç anlamındadır. Evet. Geç anlamında. Şimdi kırmızı ışık dur levhası, sarı ışık yol ver levhası, fasılalı yananlar arkadaşlar, fasılalı kırmızı dur, fasılalı sarı yol ver. Bak şu da yol ver. Şöyle yapalım. Aklınızda kalsın. Evet, yol ver ve geç. Şimdi bize neyi soruyor? Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapacak? Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. Her şeyden önce ne yapması gerekiyor? Durmadan dikkatli geçer mi? Hayır, yanlış. Yavaşlayıp yolu kontrol etmeli mi? Geçmeli mi? Yanlış. Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı. Yanlış. Durmalı bakın. Öncelikle yapmamız gereken fasılalı ya da fasılasız kırmızı ışığı gördük arkadaşlar. Öncelikle duruyoruz. Sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz. Trafik uygunsa devam ediyoruz ve yolumuza dikkatli bir şekilde geçiyoruz. Yani burada Denizli seçeneğidir. Bu arada konuları da tekrarlamış oluyoruz arkadaşlar. Faydalı oluyordur umarım. Sizler de mesajları alt kısma yazarsanız en azından hocam böyle anlatırsanız daha iyi anlıyoruz ya da şöyle anlatırsanız daha iyi anlıyoruz şeklinde
söylerseniz ben de sizin mesajlarınızı dikkate alarak bir sonraki yayını daha da arkadaşlar sizin dediğiniz şekilde yapmaya çalışırım. Hemen geçelim. Tabii ki Denizli seçeneğidir. Hemen 12'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi karayolları trafik kanununa göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir? Kullanacağı araca belli bir yaşın üzerinde olmak, sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir, sağlık raporu almak, belli bir eğitim seviyesine sahip olmak, bir meslek sahibi olmak. Bir meslek sahibi olmak değildir arkadaşlar. Denizli seçeneğidir. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücü için sağa yanaş dur talimatı. Bakın sağa yanaş dur. Denizli, bak Ceyhan seçeneği, pardon, Ceyhan seçeneğidir. İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için hangisini yapması yanlıştır? Evet, burada hangisi yanlıştır diyor. Aracını sağ kenara yanaştırması, ilk geçiş hakkını kendisinin kullanması. Karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa arkadaşlar ilk geçiş hakkını kendisi kullanamaz değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri indirmeleri ve duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir? Durak, park yeri, garaj, otopark. Tabii ki burada da bize neyi sormuş arkadaşlar? Durağı sormuş değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 16 aşağıdakilerden hangisi geçiş üstüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan boyama şekilleri ve ayrım işareti bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar işareti bulundurmak zorundadır. Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmaları serbesttir. Şimdi burada bir şöyle bir duralım değil mi? Bak ne diyor? Geçiş üstüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir. Görev hali dışında geçiş üstüne sahip araçların kullanılması arkadaşlar kesinlikle yanlıştır. Yani ilk geçiş hakkını bir kere geçişine sahip araçlar kullanamaz. Görev hali dışında burada direkt Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim diğer sorumuza. 17 trafik levhalarından gelmiş trafik kazalarında insan, araç, yol, iklim koşulları etkili olmaktadır. Evet, insan, araç, yol, iklim koşulları. Buna göre verilen trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlikeli olabileceği gösterir? Şimdi Adana seçeneğinde bakın arkadaşlar yaya geçidi. Bursa seçeneğinde kontrolsüz kavşağın kontrolsüz olduğunu. Ceyhan seçeneğinde sağa tehlikeli bir viraja gireceğimizi. Deniz seçeneğinde de nedir? Gizli buzlanma olabileceğini. Yani iklimden kaynaklı değil mi? İklimden kaynaklı. Denizli seçeneğidir. Bütün işaretler tehlike uyarı işaretidir. Arkadaşlar burada verilenlerden hepsinde hızımızı ne yapmamız gerekiyor? Azaltmamız gerekiyor. Ve takip mesafemizi de artırmamız gerekiyor burada. Dikkat edelim. 18. Dönen kavşaklardaki geriye dönüşlerde hangisinin yapılması yasaktır? Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi, orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi, sağ veya sola dönüş kurallarına uyulması, dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girmesi tabii ki ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirmek nedir arkadaşlar? Yasaktır. 19. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi. Şimdi çok ilginçtir arkadaşlar. Böyle zaman zaman trafikte de denk geliyor bize. Şimdi bakın 1 numara, 2 numara. Şimdi 1 numara takip mesafesine bir kere kesinlikle uyması gerekiyor. Nedir mesela? 80'le gidiyorsa 40 metre arasında mesafe bırakması gerekiyor. Önündeki araç aniden durabilir, frene basabilir. Yani bir numara sürücü frene bastığında durma mesafesi vardır. O durma mesafesinde eğer yakından takip ediyorsa aracı durduramaz ve arkadan nedir? Şuradan çarpar. Burada çarpma sonucu arkadaşlar çarpma sonucu nedir? Asli kusur işlemiş oluyor. Arkadan çarpmak asli kusurdur. Takip mesafesi kuralına uyulmaması değil mi? Arkadan çarpmaktır. Cevap Bursa seçeneğidir. Hızı ne olursa olsun araçların arkadaşlar hızı ne olursa olsun önündeki araçla arasındaki takip mesafesi
Hızın yarısıdır. Bir tek burada şuna dikkat edelim. Örneğin tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü otobanda 70'te gidiyor. Önündeki araçlar arasındaki takip mesafesi nedir hocam dediklerinde sakın 35 demeyin lütfen. Yapmamız gereken tehlikeli madde taşıyan araçların hızları ne olursa olsun yerleşim yerleri dışında önündeki araçlar arasındaki takip mesafesi her zaman 50 olmalıdır. Bu da artı parantez bilmemiz gereken sorulardan birisi. Evet, hemen geçelim. 20. soru gelsin. Frene basıldığı andan itibaren aracın durmasına kadar geçen sürede kat edilen yola fren mesafesi denir. Buna göre hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir? Bakın, az önce de söyledim. Hız arkadaşlar felaket demektir. Hız ölüm demektir. Ne kadar çok hızlı gidersek kaza yapma riskimiz o oranda artar. Yani aracı durduramayız. Kontrol araca geçiyor. Araca geçmesin kontrol. Kontrol sizde olsun bakın. Kontrol sizde olsun. Araçta olmasın. O zaman kaza yapma riskimiz daha da azalır. Onun için iklim koşulları etkili midir? Kesinlikle etkilidir. Yolun genişliği etkili midir arkadaşlar? Kesinlikle etkili değildir. Bakın, etkili değildir. Cevap burada Ceyhan seçin. Aracın yük durumu etkili midir? Kesinlikle etkilidir. Hemen geçelim 21. Sürücüler araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1. Aracın yük ve teknik özelliğine. 2. Görüş, yol, hava, trafik durumuna. 3. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına. Bakın, evet, burada da tabii ki hepsidir. Denizli seçeneğidir. Yine bir sınav sorusu arkadaşlar. Yani tehlike uyarı işaretlerden gelmiş. Trafik kazasında insan, araç, yol, iklim koşulları etkili olmaktadır. Evet, buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yol koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir. Yol koşulları, dönel kavşak, vahşi hayvanların çıkabileceğini, yolda bakın eğim var değil mi? Bakın bu yoldan kaynaklı. Dikkat edin. Bir kere direkt cevabımız Ceyhan seçeneği olduğu çıkıyor. Ve iki yönlü karayoluna yaklaştığımızı bize bildiriyor. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? Bakın. Şimdi direkt zaten bize bakıyor. Görüyor musunuz? Üç nolu. Üç nolu araç sürücüsü şimdi şurada seyir halinde gidiyor. Devamlı çizgi görüşe kapalıdır, değil mi? Görüşe kapalı yapması gereken kesinlikle işte ne yapıyor? Bakın karşı şeride geçiyor. İki yönlü bir karayolu. İki tane hata yapmış. Bizim asla yapmamamız gereken hareketlerden birisidir. Bu üç nolu aracın yapması gereken nedir arkadaşlar? Takip mesafesini koruyarak yoluna devam etmesi gerekirken maalesef yanlış sollamada ve kaza yapma riskini ne yapıyor? Artırıyor. Burada Ceyhan seçeneğidir doğru cevap. Şunu unutmayın arkadaşlar. Kesik kesik yol çizgileri, bakın kesik kesik yol çizgileri görüşe açık alanlara çizilir. Devamlı yol çizgileri ise görüşe kapalı alanlara çizilir. Kesik yol çizgilerinde araç sollama yapılır. Devamlı yol çizgilerinde araç sollama yapılmaz. Tabii ki burada 3 nolu aracın yaptığı nedir? Yanlıştır. Cevap Ceyhan. Hemen geçelim diğer soruya. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir. Yanmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? A. Akü şarj ikaz ışığının ampulünde. B. Soğutma fanında. C. Motor devir göstergesinde. D. Marş motorunda. Şimdi burada akü değil mi? Akü gösterge, akü şarj ikaz ışığı göstergede görüyorsunuz. Burada demek ki muhtemel arıza nedir arkadaşlar? Akü şarj ışığının ampulünde kaynaklıdır. Hemen 25'e bakalım. Yağmurlu havada sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi nedir? Silecek lastiklerinin eskimesi olabilir mi? Silecek lastiklerinin eskimesi kesinlikle olur, değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Hiç diğerlerini okumamıza gerek yok.
26 motordan gelen sıcak suyu bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri petekler aracılığıyla soğutan parçaya ne denir? Arkadaşlar alternatör, radyatör, distribütör, amortisör. Tabii ki burada bize radyatörü sormuşlar. Cevap Bursa seçeneğidir. 27 emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi. Arkadaşlar bizler daha önce de anlattık. Soruda eğer püskürtme görmüşseniz hiç düşünmeden dizel araç işaretleyin geçin demiştim. Eğer buji okuyorsanız, bakın buji geçiyorsa direkt cevabın benzinli olduğunu unutmayın lütfen. Burada da cevabımız tabii ki Denizli seçeneğidir. Hemen geçelim 28'e. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Akünün kısa zamanda bitmesine motorun hararet yap. Evet, hiç bak. Radyatördeki su miktarının azalması motorun hararet yapması demektir arkadaşlar. Bursa seçeneğidir. 29 verilen durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? Klimanın yeteri kadar serinletmemesi, gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması, araçtan yanık kokusu gelmesi. Tabii ki araçtan yanık kokusu geliyorsa aracımızı ne yapıyoruz? Uygun bir şekilde, trafik kurallarına uygun bir şekilde aracımızı durduruyoruz ve uygun bir yere çekiyoruz, dörtlülerimizi yakıyoruz ve reflektörlerimizi koyuyoruz, işaretlememizi yapıyoruz. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Mutlaka önleminizi alın. Önleminizi almadan işlem yapmayın. Bakın Allah korusun, orada aracın lastiği patlayabilir, başka bir şey olabilir. Siz hemen iner inmez lastik değiştirmeyin. Mutlaka güvenli bir ortama alın. Allah korusun orada başka bir kazaya sebep olunur. Gelir birisi vurur, başka şeyler olur. Onun için bu gibi şeyleri kafanızdan asla çıkarmayın. Hemen geçelim 30. soruya. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? Klimanın açılması, emniyet kemerinin takılması, koltuğun ayarlanması, aynaların ayarlanması. Şimdi bu soru da sık sık sınavda geliyor. Bakın mesela aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir. Şimdi emniyet kemeri mutlaka takılacak. O olmazsa olmaz. Koltuk ayarlanacak mutlaka. Aynalar ayarlanacak mutlaka. Aynalarda toz varsa, pislik varsa vesaire temiz bir bezle mutlaka aynalarımızı siliyoruz yola çıkmadan önce. Klimanın açılması arkadaşlar, klimayı mümkün mertebe kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü klima aracın gidiş noktasını ne yapar? Yavaşlatır ve fazla yakıt yakmaya sebeptir. Cevabımız tabii ki Adana seçeneğidir. Hemen 31'e bakalım. 31. Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan. Parçalarda sürtünme deyince hemen ne gelsin aklımızda? Yağ, motor yağı değil mi? Motor yağı. Ceyhan seçeneği. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır? Arka arkaya sormuşlar arkadaşlar. Çok enteresan. Bak iki tane soru arka arkaya gelmiş. Yağlama sistemi. Aşınma deyince aklımıza yağ gelir. Hemen geçelim. 33. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? Dolaşım, boşaltım, sinir, sindirim. Evet, burada da dikkat ederseniz boşaltım değil mi? Böbrekler boşaltım sistemi içerisindedir. 34. Verilenlerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? En ileri durumu arkadaşlar komadır değil mi? Yarı yüzük oyun yan pozisyon, koma pozisyonudur. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen geçelim 35. Şekildeki park etmek yasaktır. Şuradaki bakın park etme yasak işareti. Fakat altında ne yapmış arkadaşlar? Kurtarıcı resmi vermişler. Park etmek yasaktır işaretinin olduğu noktada. Levhanın altına verilen resimli levha sürücüye neyi bildirir? Park yapan aracın ne yapacağını, çekileceğini. Çok kolay, sizin için basit bir soru. Tabii ki burada Bursa seçeneğidir doğru cevap. 36. Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazede yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Bayılan bir kişiye neler yapacağız her şeyden önce? Ona bir bakalım. Sıkan giysilerini gevşeteceğiz mi? Kesinlikle gevşetir değil mi? Sırt üstü yatırarak
Ayakları 45 santim yukarı kaldır. Bir kere kesinlikle iki yapılmaz arkadaşlar. Burada şok pozisyonu verildi ama 30 santim değil mi? Ayaklar 30 santim yukarı kaldırılır. Evet. Kusma varsa mide içini yutması için yarı oturup pozisyon verilir demiş. Hayır, kesinlikle böyle bir şey yapılmaz bayılan kişiye. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlar. Evet arkadaşlar, burada 1 ile 4 hangi seçenekte var? Bursa seçeneğindedir. Doğru cevap. Hemen geçelim. Verilenlerden hangisi şoka girmiş kazazede de görülebilecek belirtilerden biri değildir? Kan basıncında yükselme, bilinç seviyesinde azalma, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte solukluk, soğukluk ve nemlilik. Şoka girmiş kazazede görebilecek belirtilerden biri değildir diyor. Bakın, değildir. Dikkat ederseniz arkadaşlar, kan basıncında yükselme değil, tam tersi, kan basıncında azalma. Azalma olur. Bilinç seviyesinde azalır. Hızlı ve yüzeysel solunum olur. Ciddi solukluk, nemlilik söz konusudur. Cevap burada kan basıncında yükselme değil, tam tersi azalma olması gerekiyor. Hemen 38'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Burkulan eklem yüzeyinin sürekli hareket ettirilmesi. Kesinlikle yapılmaz. Boğucu sargı turnike uygulanması, sıkıştırıcı bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi. Bakın, burada soruları okurken arkadaşlar, soruları okurken cevaplar zaten çıkıyor değil mi? Direkt çıkıyor işte. Burada sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi tabii ki söz konusudur. Hemen geçelim 39'a. Verilenlerden hangisi burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Tıbbi yardım istenmesi, burkulan bölgenin hareket ettirilmesi, şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması, sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi. Bak, burada da yine aynı soruyu farklı bir şekilde sormuşlar arkadaşlar. Tabii ki burkulan bölgenin hareket ettirilmesi hatalı bir uygulamadır değil mi? Asla. Çıkıklarda, kırıklarda ve burkulmalarda asla hasta yaralını işte sağa sola ne yapmıyoruz? Asla oynatmıyoruz değil mi? Bacağında kırık olabilir, kolunda kırık olabilir vesaire. Hemen 40'a bakalım. İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Evet, hangisi yapılacak arkadaşlar? Bir elin topu ile sırtına 5 kez süpürür tarzda vurulması. Bu yapılır mı? Vücudu ıslak havlu veya çarşaf sarılır. Temel yaşam desteği uygulanmalı. Yarı yüzü koyun, yan pozisyon. İlk değerlendirmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu, solunumunun olmadığı belirlendiyse bu yapılması gereken uygulama temel yaşam desteğinin 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefesin nedir? Verilmesidir. 41'e bakalım. Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması. Bu da sınavda sık sık geliyor arkadaşlar. Hayat kurtarma zincirinin halkaları. Öncelikle konuları anlatırken söyledik. Hayat kurtarma zincirinin halkaları, birinci halkamız sağlık kursuna haber vermek. Biri en başa alın arkadaşlar. Şurada. Dörde koymuşlar. Sağlık kursuna haber vermesi. Şıklara bakın, hangisinde var? Adana'da bakın. Evet, sağlık kuruluşuna haber vereceğiz. Sonra olay yerinde temel yaşam desteğini yapacağız. Sonra ambulans ekibi gelecek. Sonra hastaneye götürecek. Yani 1 ile 2 ilk yardımcı tarafından yapılıyor. 3 ile 4 de sağlık personeli tarafından yapılır. Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Evet. Şöyle bakalım. 42. Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülür? Aşırı sıvı kaybı, kalp ritim bozuklukları, başa şiddetli darbe alınması. Şimdi dikkat edin arkadaşlar, burada dikkat edin, verilenlerde aşırı sıvı kaybı şok belirtisi görülür. Kalp ritim bozuklukları görülür. Başa şiddetli darbe alınması görülür. Cevap direkt Bursa seçeneğidir. 43. Hangisi solunum sistemi organlarındadır? Akciğerler, kalp
Böbrekler, pankreas. Bakın bu soruda sınavda sık sık gelen sorular arasındadır. Tabii ki Adana seçeneği akciğerler solunum sistemi içerisindedir. Size bakın ikinci animasyonu sınav sorusunu sormuşlar. İlk yardımcının uyguladığı müdahale. Hemen bakalım nasıl bir müdahale yapıyor. Bakın bir bebeğimiz var. Bebeğe nedir? İki nefes veriyor değil mi burada? Hayat mı kurtarıyor? Hemlik manevrası mı uyguluyor? Rentek mi uygulanıyor? Temel yaşam desteği mi uyguluyor? Bak. Dakikada 30 bası olacak şekilde nedir? Bakın 30 kalp masajı ve 2 solunum değil mi? Solunum veriyor bak. 2 30 30 kalp masajı, 2 kurtarıcı nefes. Evet, 2. Bebeklerde ağız ve burnunu ağzımıza içe alacak şekilde yapıyoruz. Çocuklarda 2 nefes sadece ağız içerisine veriyoruz arkadaşlar. Burada tabii ki temel yaşam desteği uyguluyoruz değil mi? Temel yaşam desteği Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen bakalım 45. Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olur? Sürekli şerit değiştirerek, sıralama yaparak araç kullanması. Şimdi bakın trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi diğer sürücülerin dikkatini dağılmasına, paniğe kapılmalarına, kaza yapmalarına sebep olur? Sıralama yapmak, şerit değiştirmek değil, bir o şeritten o şeride geçmesi, kesinlikle uygunsuz bir şekilde araç kullanması kaza yapmaya sebeptir. Burada direkt Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçelim 46'ya. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? Trafik adabına. Bakalım trafikte bütün kuralların nedenini öğrenir. Öğrenir mi? Kesinlikle öğrenir. Değil mi? Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olur. Kesinlikle yanlıştır. Maddi, manevi değil mi arkadaşlar? Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinin kendisini ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Kesinlikle 1 ile 3. 1 ile 3 hangisidir? Ceyhan seçeneğidir. Hemen geçelim 47. Evet 47'de yine animasyonlu bir sınav sorusu gelmiş. Bakın sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir? İzleyelim animasyonumuzu arkadaşlar. İzliyoruz. Evet. Bak şurada bir yaya geçiyor. Yaya geçidinde değil mi bak? Şurada yaya geçidinde bir karşıdan karşıya bir yaya geçidi var. Ve şuradaki sürücünün el kol hareketlerine bakar mısınız? Yürü be kardeşim. Seni mi bekleyeceğiz demeye başladı. Evet, yaşlı bir kişi karşıdan karşıya geçiyor. Ne yapmak gerekiyor? Biraz da sabırlı olmak gerekiyor, değil mi? Kişinin ne kadar sabırsız oldu. Evet, burada kırmızı her ne kadar yeşile dönse de sürücü için sürücü biraz daha sabırlı olması nedir? Gerekiyor arkadaşlar. Bu durumlarda kesinlikle arkadaşlar biraz daha sabır. Trafik sabır işidir arkadaşlar. Unutmayın. Trafik sabır, sabır çok önemli. Sabırlı olan insan kolay kolay kaza yapmaz, kazaya karışmaz. Evet, boşuna söylemiyorlar değil mi? Sabreden derviş muradını ermiş ya da sabır yılanı deliğinden çıkarıyor. Evet, yani bu derece. Evet. 48. Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki levhayı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü. Trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır? İnatlaşma trafik kültüründe birbirini uyarma değil mi? Direkt uyarıyor arkadaşlar. Bu sokak tek yönlü. Siz herhalde işareti görmediniz. İşte işaretimiz bu. Kapalı. Siz neden görmediniz gibi. Evet burada trafik kültüründe birbirini uyarmak anlamındadır. 49. Birlikte yaşadığımız trafik ortamında kişinin belki farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir. Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma ya da olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır. A. Kızgın biçimde kornaya basılması. B. Kaba ve saldırgan davranılması. C. Nezaket ve saygı
çevresinde uyarılması, D aşırı tepki gösterilmesi. Evet, burada da dikkat edersek arkadaşlar, Ceyhan, değil mi? Nezaketle saygı çerçevesinde uyarılmasıdır. Ceyhan, bakalım son soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir? Kaşların çatılması, yumrukların sıkılması, kontrollü davranması, yüzün kısalması. Bakın burada kontrollü davranılması değil, değil mi? Öfke. Öfkeli insanlar kontrol dışına çıkarlar. Değil mi? Kontrol dışına çıkarlar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz için, bizi takip ettiğiniz için, kanalımızı, sayfamızı, sizlerden ricamız, bakın tekrar başta da söyledim. Mutlaka arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra beğeni yapmayı unutmayın. Mesaj atmayı unutmayın. Kanalımızı arkadaşlarınıza, dostlarınıza, linklerini, sayfamızı, kanalımızın linkini arkadaşlarınıza, dostlarınıza mutlaka paylaşın, önerin. Onlar da faydalansın arkadaşlar. Bizi takip eden hiç kimse 90'ın altına not almaz arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Mutlaka aldığınız notları da arkadaşlar mesaj olarak atarsanız en azından diğer arkadaşlara da, evet işte arkadaşımız Ahmet, Fatih, işte Emir, Mustafa, Ayşe, Fatma vesaire biz de çalıştı, 90 aldı, 100 aldı. Siz de çalışın, siz de alın. Sizi de 5 yıldızlı gurur tablolarımıza ekleyelim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizi takip etmekten arkada kalmayın ve yayınımızı kapatıyoruz. İyi günler diyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.